Önemli zirveler, önemli görüşmeler var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz İspanya'da G7 Liderler Zirvesi de yarın İtalya'nın ev sahipliğinde başlıyor. Oraya da gidecek. Liderlerin gündemindeki en kritik başlıklar Ukrayna ve Gazze'deki son durum olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin davetlileri arasında. Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 liderler zirvesi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nden temsilcilerin katılacağı zirveye bu sene İtalya ev sahipliği yapıyor. Liderlerin ajandasında çok sayıda kritik başlık var. Zira zirve, Ukrayna'daki savaşın ve İsrail'in Gazze'deki katliamının devam ettiği kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Zirvede Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin sürdürülmesi, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve sivillere insani yardımın artırılması ele alınacak. Ayrıca göç, Hint Pasifik, ekonomi ve güvenlik, yapay zeka ile enerji gibi temalardan oluşan oturumlar düzenlenecek. Zirveye G7'nin üyeleri haricinde ev sahibi İtalya'nın davet ettiği liderler de katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Hindistan Başbakanı Narendra Modi davetliler arasında. <laughs> Bu yılki zirve bir ilke de sahne olacak. Tarihte ilk kez bir papa G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis yapay zeka ile ilgili oturumda konuşma yapacak. Evet İtalya Başbakanı Meloni G7'ye katılacak liderleri çizmeye benzetilen ülkesinin topuğunda bulunan e, dünya starlarının gözdesi Borgo da ağırlayacak ev sahibi Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da özel olarak davet etti. Hürriyet gazetesi özel bir yerde ağırlıyor, manşetiyle görüyor bu haberi. Ee, İtalya Başbakanı Meloni, zirve için Vaha'ya benzetilen 5 yıldızlı Borgo, Egnazya'yı tercih etti. Starlar da, dünya starları da buraya akın ediyor. Buraya bayılıyor. G7'nin yapılacağı Borgo, Egnazia dünyaca ünlü starların da tercih ettiği bir yer. Madonna, Justin Timberlake, Jessica Biel, David ve Victoria Beckham çifti. Bu mekanın müdavimlerinden Madonna doğum günlerini burada kutladı. Jessica Biel burada evlendi. İşte popun kraliçesi Madonna 3 kez kalmış burada. Beckham çifti de çocuklarıyla birlikte tatil yaptı. Haziran ayı içinde tesiste konaklamanın geceliği kişi başı bin euro. Borgo Egnazia sade ama şık dekorasyonu ve mimarisiyle dikkat çekiyor ve Meloni'nin de gözdesi burada ağırlayacak liderleri. Ee, şimdi Erdoğan Biden'la buluşacak bu zirvede. Birçok liderle de tabii ki temasları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan G7'ye katılacak. Erdoğan, Biden, Macron, Scholz, Sunak, Trudeau, Kishida ve Avrupa Birliği'nin liderleriyle aynı masada buluşacak. Ee, Gündemde peki neler var? İki gün sürecek olan G7 zirvesine katılacak liderler, Avrupa Birliği temsilcileri, e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Ukrayna'daki savaş, iklim krizi gibi birçok küresel sorunu da ele alacak. Dünya liderlerinin gelecek olması nedeniyle bölgede olağanüstü önlemler de alınmış durumda. Puglia bölgesine giriş çıkışlar çok sıkı kontrol ediliyor. Gazeteciler bile 60 kilometre mesafedeki Baride kalıyor. E, Puglia deyince İtalyanlar kızıyor. Evet. Puglia demek <laughs> <Aynen>. gerekiyormuş. <laughs> ben de şu an onu düşünüyordum kafamda ona takıldım. Puglia büyük baya bir büyük bir eyalet gibi düşünebileceğimiz bir yer geniş bir yer. Ta Bari'de Bari'den başlıyor neredeyse Galipoli'ye kadar devam eden geniş bir alan. Evet bayağı güzel. Gazeteciler bile 60 kilometre uzaklıktaki yerde tutuluyormuş düşün. Evet ama çok güzel bir yerde. Evet. Tutuluyor derken. Bari de fena değil. Tabii yani ki. hani sonuçta güzel bir yerde kalacaklar. Ee, şimdi...